Aziz Simon ve Helena Kilisesi aslında Minsk'in, başkent Minsk'in sembolü gibi. Yine bu şehre gelirken göreceğiniz, yapacağınız araştırmalarda, bulacağınız sayfalarda, broşürlerde en çok bunun fotoğrafını görürsünüz. Kızıl Kilise de deniyor. Çünkü 1900'lerin başında, 1905-6 yılında yapıldığında taşlar Polonya'dan, özel bir bölgeden getiriliyor. Çok zengin bir tüccar yaptırıyor bu kiliseyi. O zamanlar ölen iki tane çocuğu var. Hatta rivayete göre biri prematüre küçük doğup öldüğü için kiliseyi minyatür küçük yapıyor. İki tane çocuk aynı anda ölüyor. Sağdaki, soldaki şu an tadilatta göremediğiniz iki kule var. Detayda göstereceğim. Onlar iki çocuğunun anısına. Tabii etrafında daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle yapılan binalarda 1900'lerin başında ve 1950'lerde dönem dönem binalar yapılınca kilise arada küçük kalıyor bu Özgürlük Meydanı'nda. Ama çok hoş bir yapısı var ve görseli var. Şimdi içini de göstereceğiz size. Çok gezentiye devam ediyoruz. Minsk'teyiz.